yararlı ve güzel üstüne. Eskiden Epaminondas'ı üstün insanların en başına koymuştum. Bu düşüncemi bugün de değiştirmiş değilim. Kendi kendisine yüklediği ödevlere o kadar saygılıydı ki bu insan. Yendiği insanlardan hiçbirini öldürmedi. Yurdunu özgürlük dediğimiz o paha biçilmez nimete kavuşturmak için zorbaları ve suç ortaklarını biçimsel adalete uymadan vicdan rahatlığıyla öldüren bu adam, düşmanları arasında ve savaşta bir dostunu, bir konuğunu ya da kendisini konuklayanı öldüren yurttaşlarını ne kadar iyi bilinseler kötü sayıyordu. İşte zengin ruh yaratılışı buna derim ben. En sert, en kaba insan eylemleriyle filozofların bulabileceği en ince iyiliği ve insanlığı uzlaştırabiliyordu. O azgın yürek, o acıya, ölüme, yoksula öylesine dayanan o demir yürek nasıl oluyor da bilinçli ya da bilinçsiz olarak en tatlı, en babacan duygularla yumuşayabiliyordu? Kendisinden başka herkesi yenmiş bir ulusu, kılıç ve kan dehşetiyle allak bullak eden insan, böylesine bir kargaşalık içinde, düşmanları arasında bir dosta, evinde kaldığı bir insana rastlayınca kuzuya dönüyordu. Savaşı en azgın anında kıran kırana, kan gövdeyi götürürken iyi duygularla dizginlemesini bilen kişi, savaşa komutanlık yapmasını gerçekten en iyi bilen kişidir. Böylesi azgınlıklar içinde en ufak bir adalet örneği gösterebilmek bir mucizedir. Yalnız Epaminondas'ı sertliği en yumuşak, en temiz, en tatlı insanlık duygularıyla kaynaşmasını başarabilmiştir. Kimi komutanlara göre silahlı insanlar karşısında yasalar sökmezken, kimine göre adalet zamanı başka, savaş zamanı başka iken, Sezar, kimine göre silahların sesi, yasaların sesini duymaya engel olurken, Marius, bizim Epaminondas, savaşta en ince kibarlıktan, insanlıktan ayrılmasını biliyordu. Belki savaş azgınlığı ve hoyratlığını, Musa'ların sanat ve bilim perilerinin tatlılığı ve güler yüzleriyle yumuşatmasını düşmanlarından öğrenmişti. Epaminondas kadar büyük bir eğiticiden sonra diyebiliriz ki, düşmanlarımıza bile yapılması doğru olmayan şeyler vardır ve ortak yarar, özel yarardan her şeyi istememelidir. Kamusal bozuşmalar ortasında kişisel haklar unutulmadığından. Litus Livius. Hiçbir devlet gücü hak veremez dostluk bağlarının koparılmasına. Ovidius. Ne kralına hizmet için, ne kamu yararı, ne de yasalar uğruna her şeyi hoş görebilir iyi bir insan. Çünkü yurt, bütün ödevlerin üstünde değildir ve yurttaşların yakınlarını sevmesi yurdun yararınadır, Cicero. İç savaşlarla geçen zamanlarımıza uygun bir ders veriyor bu sözler. Kuşandığımız zırhların yüreklerimizi katılaştırması hiç de gerekli değil, sırtımızın katılaşması yeter. Kalemlerimizi mürekkebe batırmakla yetinelim, kana batırmayalım. Dostluğu, kişisel bağları, verdiğimiz sözü, yakınlarımızı kamu yararına, devlet uğruna hiçe saymak, büyük bir yiğitlik ve eşine az rastlanır yaman bir erdemse eğer, kendimizi özürlü göstermek için diyebiliriz ki bu kadar büyüklüğü Epaminondas'ın büyük yüreği bile kaldıramamıştı. Şöylesine azıtmış bir ruhun kudurmuşça kışkırtmalarından da nefret ediyorum doğrusu. Kılıç kından çıkınca bütün duygular susmalı. Karşı cephede babalarınızı da görseniz paralayın suratlarını, yalın kılıcınızla. Lucianus. Sütü bozuklara, kana susamışlara, hainlere haklı görünerek cinayet işlemek fırsatını vermeyelim. Öylesine azgın, amansız bir adaleti bırakalım, daha insanca davranışlardan örnek alalım. Zaman ve olaylar neler öğretmiyor insanlara? Sina'ya karşı girişilen iç savaşta Pompeius'un bir askeri, karşı tarafta savaşan kardeşinin farkına varmadan öldürünce, utanç ve kederinden hemen kendini de öldürüyor. Birkaç yıl sonra aynı halkın bir başka iç savaşında askerin biri de kardeşini bile bile öldürdüğü için komutanlarından ödül istiyor. Bir eylemi yararlı olduğu için dürüst ve güzel saymak yanlıştır. Herkesi o eyleme zorlamak, yararlı diye herkes için onurlu olacağını sonucuna varmak doğru değildir. Her şey tıpatıp uygun değildir herkese. İnsan toplumunun en zorunlu, en yararlı eylemini evlenmeyi alalım. Azizlere göre güzel ve dürüst olan evlenmemektir. En şerefli saydıkları görevleriyle evlenmeye yer vermezler.
Oysa biz haralarda yalnız az değerli hayvanların çiftleşmesine engel oluruz. Sevenler ve sevilenler, doğanın gerçekten bir yasası varsa, daha doğrusu hayvanlarla bizim her yerde ve her zaman ortak bir içgüdümüz olabilirse, ki tartışma konusudur, ben kendi ezabıma diyebilirim ki her canlının kendini koruma ve zararlardan kaçma çabasından sonra dölleyenin dölüne beslediği sevgi bu alanda ikinci yeri tutar ve doğa kurduğu makinenin yedek parçalarını çoğaltıp sürdürmeye, hep daha ilerisini sağlamaya bakıp bizden öyle istediği için sevginin geriye doğru, çocuklardan babalara karşı pek o kadar büyük olmamasına şaşmalı. Buna Aristoteles'in düşüncesini de eklersek, birisine iyilik eden onu, onun kendisini seveceğinden daha çok sever. Borçlunun borçlu olduğu kimseyi daha az sevmesi gibi. Her işçi de işini daha çok sever. Kaldı ki biz var olmaya düşkünüz, var olmaksa devinmek, iş görmektir. Onun için herkes işinde var oluyor gibidir. İyilik eden güzel, dürüst bir iş görür, iyilik edilense bir yarar görmüş olur sadece. Ama yararlılık doğruluktan daha az sevgi değer bir şeydir. Doğruluk temelli, süreklidir. İnsanın ondan göreceği karşılık değişmez. Yararlılık yiter, elden kaçar kolayca. Anımsaması da ne uzun sürer ne de hoş gelir insana. En zora yapılan şeyi en çok severiz. Vermekse almaktan daha zordur. Ölümün tadına varmak. Cicero'nun mektuplaştığı Pompeius'un Atitus hastalığında damadı Agrippa'yı ve 2-3 dostunu çağırtmış, demiş ki onlara, iyileşmeye çalışmaktan hiçbir kazancım olmadığı kanısına çağırtmış demiş ki onlara iyileşmeye çalışmaktan hiçbir kazancım olmadığı kanısına çağırtmış demiş ki onlara iyileşmeye çalışmaktan 6. gazetin A yüzü, denemeler, sayfa 323. İyileşmeye çalışmaktan hiçbir kazancım olmadığı kanısına vardım. Hayatımı uzatmak için her yaptığım şey acılarımı da uzatıp arttırıyor. Onun için hayatıma da hastalığıma da son vermeye kararlıyım. Bu kararımı hoş görmenizi ve herhangi bir durumda beni vazgeçirmeye çalışmamanızı dilerim. Kendini açlıkta öldürme yolunu seçen Pompeius nasılsa birden iyileşivermiş. Ölmek için bulduğu yol sağlık getirmiş ona. Hekimler ve dostları bu mutlu olayı kutlayıp onun rahatlamasına sevinirlerken aldanıyorlarmış meğer. Çünkü iyileşen hastayı kararından vazgeçirememişler ne yaptılarsa da. Diyormuş ki Pompeius, o türlü, bu türlü nasıl olsa bir gün bu adımı atmak zorunda kalacağım. Bu kadar ileri gitmişken ne diye bırakıp bir daha yeni baştan zora sokayım kendimi? Adam ölüme öyle alıştırmış ki kendini, korkmak şöyle dursun, can atar olmuş ona. Giriştiği savaşın doğruluğuna inandığı için onu bir an önce bitirme çabasına düşmüş. Ölümü böylesine tadarak, içine sindirerek beklemek, ölümden korkmaktan çok ötede bir şey. Filozof Kleantes'in serüveni de pek benzer buna. Diş etleri şişmiş, çürümüş ve hekimler çok sıkı bir perhiz vermişler ona. 2 gün ağzına bir şey koymayınca öyle iyileşmiş ki hekimler artık eskisi gibi yiyip içebileceğini söylemişler. Ama o perhizin verdiği baygınlığa benzer durumun tadına vararak geri dönmemeye karar vermiş ve bir hayli yaklaştığı yere adımını atmış. Romalı delikanlı Tellus Marcellinus, çektiği bir hastalığın acılarına katlanamaz olmuş. Hekimleri hemen değilse de mutlaka iyileşeceğini söylemişler ama delikanlı hayatına son vermek istemiş ve dostlarını çağırıp ne düşündüklerini sormuş. Kimi diyor Seneca, kendi korkaklıklarına uygun öğütler vermiş, kimi dalgavukça delikanlının hoşuna gideceğini sandıklarını söylemişler ama bir stoalı şöyle demiş onlara, uğraşma Marcellinus. Önemli şeyler üstüne kafa yorarmış gibi. Böyle bir şey değildir yaşamak. Uşaklar da hayvanlar da yaşıyor ama dürüstçe, akıllıca ve sağlam yürekle ölmek büyük bir şeydir. Düşün nedir kaç zamandır yaptığın? Hep aynı şey. Yemek, içmek, uyumak, içmek, uyumak ve yemek. Hep bu çember içinde dönüp durmaktayız gerçekten. Yalnız başa gelen dertler dayanılmaz acılar değil. Yaşamaya doymak da ölümü istetir insana. Marcellinus kendisine öğüt verecek olanı değil, yardım edecek olanı arıyordu. Hizmetçiler bu işe karışmaktan korkuyorlardı ama o filozof anlattı ki onlara, yalnız efendilerinin kendi isteğiyle ölüp ölmediği bilinmediği zaman hizmetçilerden kuşkulanır herkes. Onun dışında efendisinin ölmesine engel olmak, onu öldürmek kadar kötüdür çünkü. Ölmek isteyeni kurtarmak, öldürmekle birdir. Horatius.
Sonra Marcelino ise de şunu anlatır ki nasıl yemek bitince soframızdan arda kalanı seyircilere dağıtırsak, hayat bitince de işlerimizi yönetenlere bir şeyler dağıtmak yerinde olur. Marcelinus açık ve cömert yürekli bir insanmış. Hizmetçilerine paralar dağıtmış ve avutucu sözler etmiş hepsine. Sonra da bıçaklara, kanlara başvurmamış. Bu dünyadan kaçmak değil, kalkıp gitmek istemiş sadece. Ölüme sırt çevirmemiş, göğüs vermiş. Sen mi güçlüsün, ben mi diyerek yemeği içmeyi kesmiş. 3 gün sonra üstüne ılık sular döktürerek yavaş yavaş kendinden geçmiş. Geçerken de bir çeşit keyif duyduğunu söylemiş. Gerçekten de etkinlikten yürekleri durur gibi olanlar hiçbir acı çekmediklerini, tersine bir uykuya dalma, rahatlama duygusu içinde olduklarını söylerler. Yaşama bağlılık. Bütün insanlar cılız varlıklarına öylesine bağlıdırlar ki sağ kalmak için razı olmayacakları hiçbir kötü durum yoktur. Bakın Makenas ne diyor? Tek kollu da kalsam, kötürüm, damlalı da olsam, sökülse de bütün dişlerim, ne mutlu bana yaşıyorsam. Timurling cüzdanlılara karşı uyguladığı görünmedik zalimliğini insansaverlik diye yutturuyordu. Her rastladığı cüzdanlıyı öldürtürken onları böylesine acılı bir yaşamdan kurtarmış olacağını söylüyordu. Oysa onlar ölmektense 3 kat daha cüzdanlı olmaya razıydılar. Filozof Antikenes ağır hasta yatarken bağırıyormuş, kim kurtaracak beni bu acılardan diye. Onu görmeye gelmiş olan Diyojen, işte bu seni hemen kurtarır istersen diyerek bir hançer uzatınca ona, yaşamaktan değil acılarımdan kim kurtaracak demiş Antikenes. Herkesin değeri kendine göre. Kendim nasılsam başkasını ona göre değerlendirmek hatasına düşmem çokları gibi. Buna aykırı düşen şeylere kolayca inanırım. Kendimi bağlı hissettiğim bir biçime başkalarını zorlamam herkes gibi. Bambaşka bin türlü yaşama biçim olabileceğine inanır, akıl erdirebilirim. Çoklarının tersine de aramızdaki ayrılığı benzerlikten daha kolay kabul ederim. Başkasının benim hallerimden ve ilkelerimden dilediği kadar uzak kalmasını hoş görürüm. Herkesi düpedüz ve bağımsız olarak kendi kişiliğiyle görür, kendi örneği içinde değerlendiririm. Kendim perhiz yanlısı olmadığım halde kimi rahiplerin perhizciliğini içtenlikle beğenmekten, davranışlarını uygun bulmaktan geri kalmam. Hayal gücümle kendimi onların yerine koyabilirim pekala. Hatta benden ne kadar ayrı iseler o ölçüde daha da çok sever ve sayarım onları. Birbirimizin kendi içinde değerlendirilmesini, kimsenin herkes gibi olmaya zorlanmamasını candan dilerim. Kendi güçsüzlüğüm başkalarının gücü kuvveti üstüne beslemem gereken düşünceleri hiç değiştirmez. Kimileri yalnız taklit edebilir sandıklarını överler. Horatius. Yerin çamurunda sürünürken de ta göklerde kahraman ruhların yüceliğini görmekten geri kalmam. Yaptıklarımın değilse bile düşüncelerimin düzgün olması, hiç olmazsa bu önemli yanımın bozulmadan işlemesi bana çoktur bile. Bacaklarım tutmazken irademin sağlam kalması az şey değildir. Yaşadığımız çağ bizim iklimde hiç değilse öylesine bozulmuş ki erdemin yaşanması şöyle dursun, tasarlanması bile bir hayli zor. Yalnız okul sözlüğünde kalmışa benziyor erdem. Erdem sadece bir söz onlar için ve kutsal orman sadece odun. Horatius. Erdem ki saymaları gerekir, anlamasalar bile. Tusalanes.